İyi akşamlar, iyi haftalar. 12 Aralık Pazartesi Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Beyaz Ana Haber terör operasyonlarıyla başlıyor. Bitmiyorlar bir türlü. Böyle zehirli otlar gibi çıkıyorlar topraktan. Çıkmaya da devam ediyorlar. Ama Mehmetçik kararlı. Yetkililer kararlı. Köklerini kazıyacağız. Mehmetçik'ten Irak'ın kuzeyinde nefes kesen bir operasyon daha. Türk Silahlı Kuvvetleri Pençekilit bölgesinde tespit edilen 4 terörist için operasyon başlattı. Kuşatılan teröristlerin kaçış yolları Atak helikopterler tarafından sürekli ateş altında tutuldu. Kaçamayacaklarını anlayan teröristler sonunda silahlarını bırakarak teslim oldu. İşte o operasyonun görüntüleri. Yola at. Ayağa kalktılar şu anda. At. Atıyor. Yola at. Atıyorum komutan. Yolun yukarısına doğru at. Atıyorum. At. Yukarı. Altından bir şey çıkarıyor. Irak'ın kuzeyindeki nefes kesen bu operasyonda saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist köşeye sıkıştırılınca işte böyle teslim oldu. Teslim ol! Kahraman Mehmetçiğimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist tespit edince hemen operasyon başlatıldı. Teslim oluyorlar şu anda. Gördüm komutanım, üzerlerindeyim. İkisi yola indi şu anda, tamam. Mehmetçiğin telsiz konuşmalarının da yer aldığı görüntülerde köşeye sıkıştırılan teröristlerin kaçmalarına engel olmak için kaçış yolları Atak helikopter tarafından sürekli ateş altında tutuldu. Yola at. Ayağa kalktılar şu anda. At. Atıyorum. Yola at. Atıyorum komutanım. Yolun yukarısına doğru at. Atıyorum. At. Yukarı. Havadaki ve karadaki Mehmetçiğimizin birbiriyle koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucunda kaçamayacaklarını anlayan teröristler silahlarını bırakarak teslim oldu. Teslim ol! Teslim olan teröristlerle birlikte 4 AK-47 piyade tüfeği, 10 el bombası, telsiz ve keskin nişancı dürbünü ele geçirildi. Allah'a emanet, güle güle gidin, iyi uçuşlar, sizin de eliniz dert görmesin. Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen hava destekli operasyonun görüntüsünü paylaştı. Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak vurgusu yapıldı. Bu sapıklar her yerde. Dükkanda, evde, hatta evde evlerin içinde, sokakta, caddede, binalarda, asansörlerde... Evet, yanlış duymadınız, asansörlerde. Bakın Gaziantep'te 15 yaşında bir çocuk, kız çocuğu, 15 yaşında genç bir kız demiyorum çünkü çocuk 15 yaşında da evine giriyor. Asansörde bıçaklı bir sapığın tacizine uğruyor. Ne yapsın çocuk? Hemen çığlık çığlığa tabii. İşte o çığlığını duyan annesi ve yakınları Allah'tan o sapığın elinden kurtarıyorlar çocuğu. Canımdan vazgeçtim. Kendisine bana dokunmaması gerektiğini. Eğer dokunacaksa da beni burada öldürmesini istedim, yalvardım. Asansöre binen 15 yaşındaki genç kıza eli bıçaklı sapık dehşeti yaşattı. Kendisine çok yalvardım. Hani dedim ki telefonum senin olsun dedim. Kendisi telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum dedi bana. Kan donduran olayın adresi Şehit Kamil ilçesi. Yeğenini okuldan almak için evden çıkan genç kız dönüşte dehşeti yaşadı. Yeğenimi okuldan almaya gitmiştim. Sonrasında o adamı orada gördüğümü hatırlıyorum. Orada, o okul bahçesinde kendisi oradaydı zaten. Okul bahçesinde gördüğü o adam evine dönene kadar onu izledi. Asansöre yöneldiğinde yine peşindeydi. Asansöre bindik, bir anda kapattı. Bana dedi ki kendisi, benden korkmana gerek yok, ben sana zarar vermem dedi. Ama sonra bıçağı boğazıma dayadığında dedi ki, ama istediklerimi yaparsan. Genç kız sapığın bıçaklı eline sarılarak mücadele etmeye başladı. Ben çok, tabii çok korkmuştum o sırada. Biz boğuşuyorduk. Bıçağı ben çektim, elinden bir kere düştü bıçak. Bıçak yere düşün. Benim bu sefer boğazımı sıkmaya başladı. Bayağı bir sıktı. İşte tam o esnada sesini annesi duydu. Eğer dokunacağına beni burada öldür dedim. Ona rağmen beni bırakmadı. Boğazımı sıkmaya devam etti. O sırada annem sesimi duydu. Gözü dönen sapık genç kızın annesine de saldırmak istedi ancak komşular gürültüye çıkınca kaçmak zorunda kaldı. O sırada da kendisi, sapık var binada, ben de sapığı kovalıyorum, İçeriye girin, size bir şey olmasın demiş. Ve o sırada da kaçıp gitti. Yakalayamadım.
yakalayamadık kendisini. Psikolojisi bozulan genç kız sapığın yakalanıp hak ettiği cezayı almasını istedi. Polis ise görüntüdeki sapığın peşine düştü. Ben dışarıya bile çıkamaz oldum. Kapının önüne çıkamıyorum. Asansöre binemiyorum. Bir an önce cezasını çeksin. Ve bir hırsızlık olayı. Bakın, yüzünü poşuyla kapatan eli silahlı hırsız bir markete hedef seçti kendine. O markete girdi, elinde silahla girdi. Enteresandır. Şimdi o hırsızı gören marketçi ilk önce böyle bir istifini bozmadı. O tabii herhalde hırsızla gururuna yediremedi bu olayı. Bir ateş açtı. Ondan sonra marketçi korktu. Hemen böyle bir saklanmaya çalıştı. Ama tabii bu sefer silahla tekrar ateş etmeye çalışan hırsızın silahı tutukluk yaptı. O da işte hemen yüzünü böyle poşuyla kapadı. Kaçmaya çalıştı. Kaçtı da üzerine bir de çünkü şapka da geçirdi. O poşuyla falan böyle bir kendini sakladı. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü anlayacağınız. Ama ve lakin tabii ki işte o dükkanın kameralarına da yakalandı. Sonra da kendisi yakalandı. Onu yakalatansa işte bu cafcaflı ayakkabılarıydı. Kasayı boşaltmasını istediği market çalışanı istifini bozmayınca ateş açıp dehşeti yaşatan hırsızı ayakkabıları ele verdi. Bu görüntüler Kadirli'de kaydedildi. Yüzünü poşuyla saran eli silahlı hırsız koşarak pazar mahallesindeki bu markete girdi. Market sahibi kendisini silah doğrultup kasadaki paraları boşaltmasını söyleyen hırsıza tepki bile vermedi. Sinirlenen hırsız yerinden kıpırdamayan adamın başının üstüne doğru ateş etti. O korkuyla market sahibi yerinden fırlayıp saklanmaya çalışırken silahı tutukluk yapan hırsız da kaçtı. Marketçinin şikayeti üzerine harekete geçen polis çevredeki güvenlik kameralarını taradı. Hırsızın dikkat çekici ayakkabısı onu ele verdi. Polis ayakkabısından kimliğini belirlediği 20 yaşındaki hırsızın evine baskın yaptı. Hırsızın o akşam giydiği kıyafetleri ve o ayakkabısı da evde bulundu. Gözaltına alınan hırsız çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı. Bir restorana gittiniz. Restoranda canınız makarna istedi. Yani o öyle lüks restoranlardan birine gidip de makarna yemek de ayrıca sorgulanabilir bir durum. Ama diyelim yediniz. Mesela kaç liradır bir tahmininiz var mı? Makarna. Bildiğimiz makarna. Mesela kaç lira verirsiniz? 200, 300, 500, 1000, 1100. Ben size söyleyeyim. Bakın Mustafa Sandal makarna yiyen o değil. Mustafa Sandal önceki gün Doğu Demirkol'un komedyen aynı zamanda aktör. Nuri Bilge Ceylan'ın filminde de çok güzel oynadı gerçekten. Ödülü de var. Doğu Demirkol'un programına katıldı. Ve daha sonra program çıkışı Mustafa Sandal'la Doğu Demirkol bir restorana gittiler. Ve Doğu Demirkol o restoranda yediği makarnayı anlattı. Çünkü bir tabak makarnaya 1400 lira vermiş. Rabbim, 2 sene oldu bak pandeminin başıydı. 1400 lira. Yaman'la Yavuz, buradan size hakkınızı helal edin. Babana sizin rızkınızı bana yedirdi bir miktar. Lüks mekanda fiyatını bile sormadan yediği makarnanın fiyatını duyunca büyük şok yaşadı. Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadıkları macerayı canlı yayında itiraf etti. Rabbim, 2 sene oldu bak pandeminin başıydı. 1400 lira. Bir dakika, 1400 lira. Abi dedim, garson abi özür dilerim dedim. Beni uyarmıyorsunuz dedim. Alelade Show isimli programında ünlü isimleri ağırlayan komedyen Doğu Demirkol'un bu haftaki konu Mustafa Sandal'dı. İki yakın arkadaşın sohbetinde sık sık kahkaha tufanı koptu. Bu söylediğinin gerçek olduğuna şahitim. Benim unuttuğum şarkıları hatırlıyor abi adam. Evet, bravo. Demirkol Sandal'la her zaman gidip makarna yediği restorana tek başına gittiğinde yaşadığı şoku da anlattı. Mustafa abinin lüks tüketim şeyi artık yıllarca star olunca bu hayatın bir parçası oluyor. Bana
bir makarna ısmarlıyor Mustafa abi sürekli gittiğimiz yerde. Ben de o makarnanın fiyatını bilmiyorum çünkü Mustafa abi ısmarlıyor. Yiyorum, her gittiğimde yiyorum. Doğu Demirkol menüye bile bakmadan yediği aynı makarnadan sipariş verdi. Afiyetle bir güzel yedikten sonra yediğine yiyeceğine pişman oldu. Sonra bir kere Mustafa abi yokken gittim oraya, dedim ki beyaz turşulu makarna fiyatını sormadan. Sonra şey geldi hesap. Rabbim 2 sene oldu bak pandeminin başıydı. 1400 lira. Bir dakika, 1400 lira. Abi dedim, garson abi özür dilerim dedim. Bana niye beni uyarmıyorsunuz dedim. Tüm suçu garsonlara atan ünlü komedyen, ödemek zorunda kaldığı faturayı şimdiye kadar bedavaya yediği makarnalara saydı. Hep bunu yiyorsunuz dedi. Hep yiyorum da hiç ödedim mi? Bu adama ben 30 tane ısmarlattım en az. Allah senden razı olsun. Sandal'ın oğullarına seslenen komedyen, rızkınızı yedim diyerek helallik istedi. Yaman'la Yavuz, buradan size hakkınızı helal edin. Babanız sizin rızkınızı mani yedirdi bir miktar. Doğu Demirkol, geçtiğimiz ay evlenen Mustafa Sandal'ın nikahına da katıldı. O törende nikah memurunun kıyafetlerini giyerek şaka yaptığı Mustafa Sandal'ın kendisine yaptığı bir jesti daha hatırlattı. Şanslısın dedi, seni aratacağım dedi. 5 dakika sonra biri aradı beni. Usta dedim, yani yolda kaldık yani, arabayı anlatayım dedim. Ben Ali Bilaloğlu, Doğu Şoto CEO'suydu. İlk defa beni bir CEO aradı. O da arabam yolda kaldığı için. Bundan sonra su kaynatsa falan arayabilir miyim? Aslında o da sanayideyim diye. Ali abi geliyor falan. Bu arada bu sonuna kadar şarkısı gerçekten çok güzel yorumlanmış. Ellerine sağlık yapanların diyelim, ama bu 2 sene önce 1400 lira vermişsin. En azından da menüye baktığında zaten o parayı görürdün. Vermezdiniz. Suç sizde. Şimdi sırada şöyle bir haber var. Ama ben sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum konuyla ilgili olarak. İlk önce böyle bir soru soracağım size. Geçtiğimiz hafta meydana geldi olay. Döviz bürosu çalışanı, 2 kişi ki bunlar baba oğul, döviz büroları arasında para transfer işi yapıyorlar. Buraya kadar her şey normal. Herkesin bir görevi var. Ben nasıl burada işte anchorman haber sunuyorsam, kameraman arkadaşlarım, yönetmen, onların da işi o. Ancak para transferleri yaptıkları bir gün geliyorlar, böyle biraz üst başta dağılmış döviz bürosuna, diyorlar ki soyulduk. Hemen tabii döviz bürosu yetkilileri panik halde, ilk önce arabaya gidiyorlar, arabaya koşuyorlar, bakıyorlar arabanın camları kırılmış ve içindeki 320 bin dolar, yani yaklaşık da 6 milyon lira yok. Hemen tabii polise haber veriliyor. Sizin aklınıza ne gelir? Yani soyulduk diyen görevliler, arabanın camları kırılmış, üst baş biraz böyle biraz hırpalanmış ama ortada başka bir şey yok. Yani böyle bir ipucu yok. Soyulduk, para yok. Ne gelir sizin aklınıza? İşte birçoğumuzun aklına gelen zaten döviz bürosu yetkililerinin de aklına geliyor ki zaten polislerin aklına ilk gelen o kayıp olan para o görevli baba oğlun evinden çıkıyor. Yüzü maskeli adam elindeki levyeyle otomobilin camını patlattı. Ardından içinde 320 bin dolar yani 6 milyon lira olduğu söylenen çantayı alıp kaçtı. Ama bu milyonluk soygunun her şeyi düzmece çıktı. Denizli'de yaşayan Erdoğan ve oğlu Murat belirli bir komisyon karşılığında döviz bürolarına dolar transferi yapıyorlardı. Teslim aldıkları 320 bin doları o döviz bürolarından birine götürmek için yola koyuldular. Gidecekleri yere vardıklarında aracı yola park ettiler ve parayı almadan döviz bürosuna gittiler. O anlarda bir çift göz onları uzaktan izliyordu. Baba oğul uzaklaştığında harekete geçti ve aracın camını levyeyle kırdıktan sonra para dolu olduğu söylenen çantayı çalıp böyle kaçtı. Baba oğul da peşinden böyle koşturdu. Araba belli zaten. Arabanın camını kırıp içine 23 bin lira para götürmüşler. İkisi arkasından ileri doğru koşmuşlar. İleriden geriye doğru gelirken ben gördüm. Baba oğlun şikayetiyle polis inceleme başlattı. İlk fark ettikleri kaçan hırsızın elindeki sadece levyeyi sardığı tek poşet olmasıydı.
Çok geçmeden o hırsızı tespit edip yakaladılar. Gökhan isimli şüpheli sorgusunda aracın içinde para olmadığını ve baba Erdoğan'ın camı kırıp kaçması için para ödediğini itiraf etti. Çapraz sorguya alınan baba oğlu her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Çalındığı söylenen 320 bin dolar evlerinde yapılan aramada bulundu. İkisi parayı eve bıraktıktan sonra çalındığı izlenimini vermek için böyle bir plan yapmıştı. Paralar sahibine teslim edildikten sonra adliyeye sevk edilen baba oğlu ve suç ortakları tutuklandı. Gökyüzü adeta yarıldı. Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerinde de sel felaketine dönüştü. Özellikle Kumluca ve Finike'de dediğim gibi adeta gökyüzü yarıldı. Metrekareye ne kadar biliyor musunuz? Tam 208 kilogram yağış düştü. Hani muson yağmurları gibi. Gerçekten öyle. Görüntüler korkunç, onu söyleyeyim. Hani ev ve iş yerleri sular altında kaldı, arabalar sürüklendi, her yeri su bastı, insanlar canlarını zor kurtardı ve kurtaramayan da vardı. Ne yazık ki bir çiftçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çok zor durumdayız. Ben 40 yaşındayım. Ömrümde böyle bir su görmedim, böyle bir sel görmedim. Ömrümde böyle bir yağmur görmedim. Kumluca resmen bir denize döndü. Saat 3 gibi bir haber aldık biz. Buraya ulaşamadık. Saat 5 civarı ulaştık. Durum bu. Antalya'nın iki ilçesi kelimenin tam anlamıyla felaketi yaşadı. Suyun getirdiği araçları görüyor musunuz? Yok böyle bir şey ya. Afetin büyüklüğünü anlatamıyorum. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece felakete dönüştü. Dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Arabalar denize doğru sürüklendi, seraları su bastı. Allah'ım ya, o taraf tıkandı şu an. Kıymetli abiler ve kardeşler dışarı çıkmayalım. Rahmet büyük bir felakete dönüşmüş, dua edelim. Kumluca ve Finikeliler kabus gibi bir gece yaşadı. Metrekareye tam 208 kilogram yağmur düştü. Selin altında kaldı. Mahallemizin yolu kapandı. Yağışın en çok etkilendiği yer Kumluca'ydı. Yaşanan seli sosyal medya hesabından duyuran belediye başkanı felaketi yaşıyoruz dedi. Kumluca ve Finike'de okullar bir günlüğüne tatil edildi. Bugün Kumluca'da büyük bir afet var işte. Bütün her şey su altında Kumluca'da. Felaketi yaşıyoruz. Fişlermişler, çek komşu bir telefon et. Dedik her şey felaketli. Hiçbir şey kalmamış. Akşamdan beri uğraşıyoruz böyle temizleyeceğiz. Her şey bitti, her şey kiraydı. Gittik biz. Bizim gün ağarınca felaketin boyutu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Bu manzara ortaya çıktı. Ekiplerin araçları kurtarma çalışması sürüyor. Gece 3.30'a kadar herhangi bir sorun yoktu. 3.30'dan sonra dükkanda vermiş olduğu zararı görüyorsunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da felaketin yaşandığı Kumluca'ya geldi. İncelemelerde bulunduktan sonra kameraların karşısına geçti. Şu ana kadar 701 personel AFAD dahil olmak üzere biraz önce saydığım tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. 497 araç hasar gördü. Yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor. 920 iş yeri bir hasar tespiti söz konusu Kumluca ilçesinde. Yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir serap olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12.500 dönümünde şu ana kadar bir hasar var, bir zarar var. Şu ana kadar 150 gönüllümüz var, onlar çalışıyorlar. 100 jandarmamız geldi, personelimiz. Özellikle bu temizlikle vatandaşlarımıza yardımcı olmak için. Biz sayıyı 500'e çıkaracağız.
Bakan Soylu konuşmasında kalp krizi sonucunda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Şükredeceğimiz tek bir şey var. O da bir can kaybıyla karşılaşmadık. Sadece bir kalp krizi hadisesi oldu ama onun sele bağlı olup olmadığı konusundaki değerlendirme elbette ki arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucunda oluşacak. Sanayi seraları da vurdu. İkili arazileri su bastı. Çok zor durumdayız. Ben 40 yaşındayım. Ömrümde böyle bir su görmedim, böyle bir sel görmedim, ömrümde böyle bir yağmur görmedim. Belediyenin temizlenmediği kanalların yüzünden bütün Kumluca basıldı. Mükremin Tercan, arkamda gördüğünüz vatandaş. Ne oldu? Hemen olayı anlatayım size. Mükremin Tercan'ın olayını. Emekli olduktan sonra evlenmek için memleketi Kayseri'ye döndü Mükremin Tercan. Ondan sonra da yolda yürürken görüp tanıştığı bir kadına. Yani düşünsenize, yolda yürüyorsunuz. Bakıyorsunuz. Hemen bir göz teması. Ondan sonra da serveti kaptırıyorsunuz. Ya bu ancak emin olun Türkiye'de olur. Başka bir yerde olmaz. Evlenmeye karar veriyorsunuz o an. Kadın da tamam diyor. Ondan sonra servetinizi kaptırıyorsunuz. Yani bunlar bir film senaryosu olmaz. Bunu sinemada izleseniz ya ne saçma hadi git artık dersiniz ama Türkiye'de oluyor. O kadın ortadan kayboluyor tabii. Bütün serveti alınca ondan sonra da tabii bu vatandaş dolandırıldığını anlıyor. Ağustos'ta caddede gezerken bir hanımefendiyi gördüm. Kendim merhabalaştım, selam verdim. Ama güvendiği dağlara karlar yağdı. Güzelliğine kapıldığı kadın onun tam 500 bin lirasını çarptı. Kendisini sevdim, inandım. Belçika'da işçi olarak çalışırken geçirdiği kaza yüzünden emekli olan 41 yaşındaki Mükremin Tercan'ın tek isteği vardı. O da evlenmekti. Bunun için memleketi Kayseri'ye döndü. Ve bir gün kentin Enişlek Caddesi'nde dolaşırken görüp güzelliğine kapıldığı kadının yanına gitti. Efendi şekilde tanışmaya başladık. Birbirimize tanıştık. Telefon numaralarımızı verdik. Sonradan biz birbirimizle görüştük. Ben ailemle tanıştırdım. Samimi olduğuna inandım. Güvendim. Kısa süre sonra evlenmeye karar verdiler. Nişanı yaptıkları anda da karşı tarafın bitmek tükenmek bilmeyen istekleri başlamış oldu. Kredi kartı borcunu ödemesini istedi benden. Peki dedim, kabullendim. Sonuç itibariyle dedim yani bu benim eşim olacak dedim. Neden dedim bazı şeylere yüklenmeyeyim dedim. Hatta 2 yıl boyunca maaş yatırır gibi her ay 3500 lira gönderdi. Genç kadının tutarsız konuşmalarından şüphelenen Mükremin nişanlısını araştırmaya başladı. Babasının hasta olduğunu, benim araştırmam sonucunda babasının 6 sene önce vefat ettiğini, 2 sene boyunca babasına baktığı için biz sabırla beklediğimiz, babasının hastane masrafları şunu bunu karşıladıktan sonra gerçekler ortaya çıkınca son kez konuşmak için bir araya geldiler ama sonrası felaketti. Buluştuk, susadığını, su almak, su istediğini, indim, suyu aldım, geldim arabaya baktım bu kaçıyor. Nereye gidiyorsun? Ne oldu dedim. Bana senden işim olmadığını ama nasıl olur dedim. Sonradan arabaya döndüğünde cep telefonumu, biraz altın ve param vardı. Onları alıp gitti. Bir merhabayla hayatı kabusa dönen Mükremin Tercan, onu dolandıran kadının hak ettiği cezayı almasını istiyor. Kim 500 bin ister? Üstüne de bir bardak su içmiş oldu. Ne yazık ki. Şimdi bakın hemen bir iki cümle. Ne yazık ki hep aynı şey. Uyanık değiliz. Neden? Çünkü kitap okumuyoruz, gazete okumuyoruz, işte haberleri izlemiyoruz. Mesela haberleri izlesek bunlar aslında örnek teşkil ediyor, öyle değil mi? İsim vermeyeceğim. Dün bir üniversitede genç öğrenci arkadaşlara seminer verdim. Aynı şeyi söyledim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani gerçekten ders alınacak da hiçbir şey yap. Mesela kitap okumuyoruz. Dedim ki UNESCO bir rapor yayınladı. Ve Türkiye dünyada 86. kitap okuma oranımız binde bir. Dünyada en çok kitap okuyan ülke hangisi? Avrupa'da bir ülke. Hanımefendi siz söyler misiniz dedim. Genç bir arkadaş, üniversite öğrencisi. Dedim ki Avrupa'da bir ülke söyleyin. Avrupa'da bir ülke bilmiyor mesela bazı üniversite öğrencisi. Ne kadar acı değil mi? Ne kadar acı. Halbuki onların aileleri emek veriyorlar, para harcıyorlar.
Neden? Onlar işte geleceklerini garanti altına alsın diye. Okusunlar, haberleri izlesinler, geleceğe hazırlıklı olsunlar diye. Biraz ümitsizliğe kapıldım. İşin doğrusu üzüldüm, çok üzüldüm. Şimdi bakın, kimine göre kara kedi görmek, kimine göre böyle merdiven altından geçmek, gece tırnak kesmemek, işte veya işte böyle kulağını çekip tahtaya vurmak, kimi işte böyle poposunu kaşımak. Bu tür şeyler vardır ya, nazar değmesin diye. Garip, batıl itikatlar, inançlar. Adı üstünde batıl ama inananlar çok fazla. Tedbir olarak tabii büyüklerinden, büyüklerimizden gördüklerimizi yapıyoruz. İşte beyaz ana haber olarak biz de sokağa çıktık. Bakalım kimin batıl inancı var, kimin yok. Sizin batıl inancınız var mı? Varsa neler yazabilirsiniz? Caner Karaer Official. Kara kedi, mavi boncuk. Nazara inanıyorum. Maşallah diyorum. Böyle yapıyorum. Ondan sonra tahtaya vuruyorum. Gökkuşağının altından geçme derler. Niye diyorlar ona? Emin değilim ama geçmiyorum. Atalarımızdan gelme, kulaktan dolma bazı batıl inançlarımız var. Sağ kulağının çınlaması hakkında iyi konuşuluyor. Sol kulağının çınlaması ise dedikodunu yapılıyor demek. Kara kedi gördüğüm zaman saçımı çekip 1-2-3 derim. Ve bunun gibi aynanın kırılmasının da uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Aynanın kırılması uğursuzluk getirir. Evet ama ayna kırmama rağmen bir şey olmadı. O yüzden inanmıyorum ona. Kiminin uğur, kiminin uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Adı üzerinde batıl inanç ama inananlar kadar inanmayanlar da var. Ya da inanmadığı halde tedbir olsun diye uyanlar da. Bildiğimiz batıl inançlar var mı? Kara kedi görünce saçımı çekerim. Neden? Aileden gelen bir şey, bir de küçüklükte öyleydi. Anneannemler öyle yapıyordu. Yok. Hiç yok mu ya? Hiç yok sayıda. Tık tık falan gibi. Evet, yapıyordum. Ya yapıyormuşuz demek ki. Nazara inanırım. Çok da inanırım. Peki yolcularken birinin arkasına su döker miyiz? Maalesef döküyoruz. Tahtaya vuruyoruz. Saçımızı çekiyoruz. Çok saçma geliyor bana bunlar. Evet. Ama yapıyoruz değil mi? Evet, maalesef yapıyoruz. Nazara inanırım ama batıl inancım yok. Yandan kara kedi gelse ne yaparsın? Çocukluğumda ezberlediğime göre yani batıl inanç ama saçımı tutup 3 kere tükürüyorum falan. Yapıyor musunuz bunu? Gerçekten yapıyorum yani. Akşam tırnak kesilmez. Akşam sakız çiğnenmez. Neden? Birileri söylemiş, öyle gidiyor işte. Batıl inanç işte adasın. Batıl inançlardan biri de elden ele makas vermek. Çünkü makas vermenin küslük getirdiğine inanılıyor. Tahtaya vurma var. Yapıyoruz değil mi bunu? Evet yapıyoruz. Önünüzden kara kedi geçtiği zaman rahatsız olursunuz ya. Kel kalmayın diye derler onu. Ya ben geldim. Merdivenin altından geçmek var mesela. Ne oluyor merdivenin altından geçince? Kötü şeyler, siyah kediden korkuyorlar genelde. Nazara inanıyorum. Çantamı yere koymuyorum. Bereket gider. Babaannem böyle derdi. Nazara inanırım. Başka neye inanırsınız? Ha, senin gibi güzellere. Hadi bak. Senin gibi güzellere. Evet. O da tabii bazen insanı yanıltabiliyor. Güzellere de kanılabiliyor. Doğru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun ziyaretinde gençlerle buluşup sorularını yanıtladı. Bir kez daha Ege'de gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan'ı uyardı. Rahat durmazsan vururuz dedi. Yeni haftaya İstanbul'da başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnovalik Şampiyonları ödül töreninde de konuştu. Hedefindeki isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Seninle mezara ben geçim günü tener. Keyfim meyfim on numara. Rahat yapsın on numara. Keyfim meyfim on numara. Başkanım sen varsan keyfim meyfim her zaman on numara. İzabelle şarkısıyla sosyal medyada ünlenen Fevzi Kağan Türker'i dinledi. Küçük fenomene verdiği tavsiye herkesi gülümsetti. Ya sen alemsin ya. Kiloları da vermen lazım. He, kiloları var. Kiloyu verdim diyetisyene gideceğim. Annesi diyetisyene tabi tut ya. Şu güzelliğe bak ya. Teşekkür ederim başkanım. Siz daha güzelsiniz. Allah'ın özelliğine.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun ziyaretinde gençlerle buluşup sorularını yanıtladı. Ege'de gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan'ı işte bu sözlerle uyardı. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Yani Tayfun diyorsun, şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Yani sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak. Yani bir şeyler yapması lazım. Türkiye'nin insansız ilk yerli savaş uçağı Kızıl Elma ile ilgili tarih verdi. Kızıl Elma ile ilgili olarak zannediyorum çok fazla sürmeyecek. Selçuk Bey'in ifadesine göre herhalde bir ay içerisinde Kızıl Elma'yı uçurma durumu olabilir. AK Parti'nin meclise sunduğu başörtüsünü anayasal güvence teklifini de değerlendirdi. Peki buna gerek var mıydı? Aslında buna gerek yoktu. Burada sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu bize bir yerde bir pas attı. Biz de tabii bu pası değerlendirmemiz lazım. Bakalım nereye kadar bu konuda samimiler, bunu göreceğiz. Eğer bunlar parlamentoda bu işi çözmezlerse çözüm yeri neresi? Millet. Gideriz millete. Cumhurbaşkanı Erdoğan ucuz doğalgaz müjdesi de verdi. Artık Sakarya'da 540 milyar metreküplük böyle bir rezervi çıkartıyoruz. Şimdi Raman'da vesaire oralardaki süreç ardı ardına geliyor. Ve bütün bunlar bizi tabii yurt dışına muhtaç olmaktan kurtaracak ve biz bize yeter hale geleceğiz. Bunu başardığımız andan itibaren de biz tabii vatandaşımıza daha ucuz şartlarda doğalgaz verme imkanına kavuşacağız. Yeni haftayı İstanbul'da başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalik Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrin otomobiliyle verdik. Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz Vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyor. Gel be gel. Bir şeyler görürsün, bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok. 6 yaşında evlilik skandalıyla ilgili tartışmalar tabii siyasetin sıcak başlıklarından biri. Kamu kurumlarına yaptığı randevusuz ziyaretler nedeniyle bir dönem şimşekleri üzerine çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez milletvekilleriyle birlikte meclisten Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlık önünde açıklama yapan ana muhalefet lideri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanağ'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Adalet Bakanı Bozdağ yanıt verdi. Sistematik bir tecavüz var ve siz 2 yıldır bunu biliyorsunuz ve gıkırız bile çıkmıyor. Randevu istemedi. Milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bakan Bozdağ, randevu isteseydi görüşürdüm, yargıya güvenelim diyerek tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce partisinin meclis grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından vekillerle birlikte meclisten Adalet Bakanlığı önüne yürüdü. Gündeminde 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalı vardı. Aile Bakanı açıklama yapıyor. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 gün değil, 2 ay değil. 2 yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptınız siz? İddialara yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ana muhalefet liderine tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı olup biten hakkında sessiz kalmadı. Yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım. Çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Dava sürecini hatırlattı, yargıya güvenelim dedi. Mağdure, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlanmış ve mahkemeye sunmuş. Mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunda hak da, adalet de yerini bulacaktır. Ve milli gururumuz TOGG. Ama bu kez biraz böyle bir gerginlik de var işin içinde. Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde dün gece tansiyon yine yüksekti. Genel kurulda ithal muhalefet tartışması yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in TOGG talebine ilginç bir yanıt verdi.
Ya bir sakin ol ya. Sayın Akbaba, bir sakin lütfen. Ol. Niye bağırıyorsun? Siz... Anlatıyoruz burada. Sayın Barak, siz genel kurula hitap edin. Buyurun. Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde dün gece tansiyon yine yüksekti. Elinde tuttuğum ve fotoğrafını gördüğünüz bir lazer dedektör sinyal çipi. Evet, biz çip üretebiliyoruz. Peki Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji ön plana çıktı? Milletimizin aklında ne kaldı? Onun da fotoğrafı var. Göstereyim mi? Göster. Evet. Hamburger teknolojisi. İşte bizim teknoloji gündemimiz. İşte CHP'nin teknoloji gündemi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığın bütçe sunumunu yapmak için kürsüdeydi. Sözü Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını gösterdi. İşte vizyon, işte teknoloji. Çok rahatsız olduysanız siz de Kılıçdaroğlu'nun hamburgerli fotoğrafını basıp gösterin. Sizin vizyonunuz o. Bakan Varank meclise de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'la gelmişti. Varank, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in TOGG'u meclise bırakın bir de şarj ünitesi koyun sözlerine işte bu sözlerle yanıt verdi. Bu meclise bir elektrikli araç geliyorsa doğrudur. Geri giderse ayıptır. Bak bir daha söylüyorum. Geri giderse ayıptır. Bugün bir teklif de yapıldı size. Sayın Özgür Özel dedi ya. Özgür Özel biraz beleşçi geldi bana. Yani arabayı istiyorsa parasını verir alır. Varank meclis bahçesinde milletvekillerine TOGG'u tanıtırken de CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. Ya şöyle düşün Mustafa abi. Diyelim ki hani CHP en yüksek teknoloji olarak ne biliyor? Zoom toplantısı ya. Buradan Zoom toplantısına katılabileceksin arabada. Öyle düşün yani.